İyi geceler değerli izleyenler. Gün sonunda gelişmelerle karşınızdayız. İran'ın başkenti Tahran'daki liderler zirvesine saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün bir araya gelecek. Zirvede başta İdlib'deki gelişmeler olmak üzere Suriye'nin siyasi geleceği değerlendirilecek. İdlib'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bir yanda rejim güçlerinin olası İdlib operasyonu, diğer yanda koalisyon güçlerinin İdlib'de kimyasal silah kullanabileceği iddiası. Suriye'de gerilim tırmanırken gözler Tahran'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde olacak. Suriye meselesi için ilk zirve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ev sahipliğinde 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapıldı. Nisan ayında liderler yeniden bir araya geldi. 5 ay sonra yapılan bu ikinci zirvenin adresi ise Ankara oldu. 3 lider 4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Gözler bu kez 3. zirve için Tahran'da olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dış politika danışmanı Uşakov gündemle ilgili ipuçları verdi. Uşakov, Suriye'deki mevcut durumla ilgili konuların ele alınacağını söyledi. Uzun vadeli çözüme yönelik önlemler, terörle mücadele bağlamında somut faaliyetler, sahadaki durumun normalleşme süreciyle ilgili konular da görüşülecek. Zirvede İdlib'deki son durum ele alınacak. 7 yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşın çözümü için liderler Tahran'da olacaklar. Tahran'daki en önemli konu başlığı ise İdlib'de sivillerin gelecekteki durumu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye sorununa kalıcı çözüm bulunması için yürütülen çabalar gündeme gelecek. İleriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi de hedefleniyor. Ankara'nın bu süreçte tavrı net. Suriye'de kalan son çatışmasızlık bölgesi İdlib'in statüsünün korunması ve sivillerin zarar görmemesi. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Yani her bakımdan bir felaket olur. Güvenlik bakımından da, insani bakımdan da. Ankara'nın bir çekincesi de olası operasyon nedeniyle gerçekleşebilecek yeni bir göç dalgası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'daki zirve sonrasında Putin'le ikili görüşme yapması da bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran zirvesi öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile görüştü. İran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suriye konusunda yapılacak Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Tahran'da bulunuyor. Çavuşoğlu zirve öncesi mevkidaşı Cevat Zarif ile görüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir mesaj yayımladı. Bu arada değerli izleyenler, Rusya ve Esed rejimi İdlib'e yönelik saldırıları sürdürüyor. Moskova havadan saldırırken rejimse bölgeyi karadan topçu atışlarıyla vurdu. İdlib gerilimi uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. İdlib hem havadan hem karadan ateş altında. Kriz giderek derinleşirken bölgede tansiyon yüksek. İngiltere merkezde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus uçaklarının İdlib'e yeniden hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılar İdlib'in güneyindeki Temeniya bölgesinde yoğunlaştı. Esed rejimi de bölgeyi topçu ateşiyle vurdu. Ayrıca birçok köyde rejim tarafından ateş altına alındı. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil de yaralandı. İdlib'e yönelik saldırılar uluslararası toplum tarafından da yakından takip ediliyor. Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması halinde saldırıya hazır olduklarını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da İdlib'deki durumun endişe verici ve kritik olduğunu belirtti. Drian, ülkesinin İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde müdahale edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, Fransa'nın uluslararası anlaşmalara yönelik tavrında herhangi bir değişiklik söz konusu değil cevabını verdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kochias'la görüşen Drian, anlaşmazlıkların aşılması konusunda Yunan mevkidaşıyla hemfikir olduklarını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız uyarısı yaptı. Bir açıklamada İran'dan geldi. Rusya'ya giden İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Rusya, Türkiye ve İran'ın Tahran'daki görüşmede İdlib konusunda anlaşacaklarını ümit ediyorum dedi. Gündem İdlib değerli izleyenler. İdlib'deki gelişmeler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Uyarıları oldu Bahçeli'nin İdlib'e yönelik olası bir operasyonun Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratacağını söyledi. MHP lideri Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağını da söyledi. Operasyonlar Türkiye'nin bekasını yıpratır. Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. Tek çözüm diplomatik temaslar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada olası İdlib operasyonunu değerlendirdi. Yaşananları fitili ateşlenmek üzere olan dinamite benzetti. İdlib fokur fokur kaynayan kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüşmüştür. İdlib merkezde olası çatışmaların şimdiye kadar bölgede yaşananların en kanlısı olabileceği değerlendirilmektedir. MHP lideri yaşanacak bir çatışmanın Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratabileceğini söyledi. Yeni bir göç dalgası tehlikesine işaret etti. Halen Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan pek çok sorunumuz varken bunun üstüne yeni bedellerin ve telafisi çok zor olacak yeni yüklerin ilavesi asla tasvip etmeyeceğimiz bir hata olacaktır. Devlet Bahçeli İdlib'de çözümün diplomasiden geçtiğini vurguladı. 7 Eylül'de yapılacak Tahran zirvesi, 10-11 Eylül'deki Cenevre görüşmeleri çok önemlidir. İdlib için kader anına tekabül etmektedir. Tarihi önem ve değerdedir. Türkiye, Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için yeni bir adım daha atıyor. Teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesine yeni konutlar inşa edilecek. Türk Kızılayı tarafından ilk aşamada 6000 kişinin yaşayabileceği 1000 konut yapılacak. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin evlerine dönüşünü sağlamak için hazırlanan proje hayata geçiriliyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki proje Türk Kızılayı tarafından yürütülüyor. İlk etap konutlar Cerablus-Elbab arasındaki Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıktaki alana yapılacak. Suriye'de Esad rejiminden kalan eski bir tarım havalimanı arazisi olan 1000 dönümlük bu noktaya Türk Kızılayı tarafından konut inşa edilecek. 1000 konut Türkiye'den evlerine dönen Suriyelilere tahsis edilecek. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık konutların yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Projesi Suriye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımıza kalıcı bir yaşam alanı sunma hedefiyle başladığımız bir proje. İlk etapta burası 1000 dönümlük bir arazi, eski bir tarım havalimanı. 250 dönümüne 1000 konut inşa edeceğiz. Mimari tasarımları tamamlanan konutlar yaklaşık 6000 kişiye yaşam alanı sunacak. Sadece bir konut değil aslında bu. Bu bir köy. Bu yaşam alanı içerisinde sosyal donatıları, okulu, sağlık merkezleri, mescidi, yolları, dükkanları vesaireleri de olan bir yaşam merkezine dönüşecek. Güvenliği tesis edip o insanlara kalıcı insani yaşam ortamlarını sunduğumuz anda ben inanıyorum ciddi bir buraya dönüş olacak. Konutların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Tarım alanı olarak mı? Eski zirai tarım hava alanı olarak. Terörle mücadeleyle devam edelim değerli izleyenler. Biri kırmızı listede yer alıyordu, diğeri gri listede. Teröristler Musa Çetiner ve Nurettin Canan düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bu arada operasyonlar sınırlarımız içinde ve dışında aralıksız devam etti. Ağrı ve Mardin kırsalındaki hava destekli operasyonlarda 6 terörist, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucuysa 3 terörist etkisiz hale getirildi. 10 ayrı suçtan aranıyordu. Başına 4 milyon lira ödül konulmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde yer alan teröristlerdendi. PKK'nın Sözde Tunceli saha sorumlusu Musa Çetiner öyle ele geçirildi.
Teröristin 30 Temmuz'da Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirildiği DNA testiyle tespit edildi. Bir diğer operasyon terör örgütü içerisinde milislik faaliyeti yapan PKK-KCK terör örgütü üyesine yönelikti. Nurettin Canan, gri kategoride 300 bin Türk lirası ödülle aranıyordu. Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucu yapılan operasyonla yakalandı. Teröristlere karşı operasyonlar aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri Ağrı Dağı kırsalında ve Doğu Bayazıt ilçesine bağlı Yaygın Yurt Köyü kırsalında bir grup terörist tespit etti. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında da operasyon vardı. 2 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Yurt içinde büyük darbe yiyen terör örgütü PKK'nın yeni planı da deşifre oldu. Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızamayan örgütün şimdiki hedefi Ermenistan sınırı. Teröristler Ermenistan üzerinden Tendrek Dağı'na sızmayı deniyor. Amaçları büyük kayıplar yaşadığı Karadeniz'e yeniden geçebilmek. Öte yandan Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatı sonucu eylem hazırlığı içerisinde olan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi bir taraftan da değerli izleyenler, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda yaylacılara önemli bir uyarı yaptı. Yaylacılardan geri dönerken yaşam malzemesi bırakmamaları istendi. Alınan önlemler kapsamında yüklü miktarda temel gıda malzemesi alımları da incelenecek. Terör örgütünü bu kış aç bırakacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede alınan tedbirleri bu sözlerle açıkladı. İlk olarak teröristlerin gıda malzemesine erişiminin engellenmesi amaçlanıyor. 32 ilin valisine genelge gönderildi. Valilerden vatandaşları yaylalarda gıda malzemesi bırakmamaları konusunda uyarması istendi. Yaylacılardan bu talebe destek geldi. Neyimiz varsa hepsini köye götürür. Başkalar hiçbir sıkıntımız yok. Allah devlete millete zeval vermez. Burada biz gözün inerken teröre karşı hiçbir şey bırakmıyoruz. Alıp gidiyoruz. Alınan tedbirler bununla da sınırlı değil. Güvenlik güçleri dikkat çekici miktarda un, şeker, konserve satışlarını takip edecek. Bu konuda esnaftan yardım alınacak. Her türlü istihbarat titizlikle değerlendirilecek. Kendi işletmemiz adına şüpheli gördüğümüz alışverişleri yetkililere ihbar edeceğiz, bildireceğiz. Bu bölgede, doğuda inşallah terör örgütlerine prim vermeyeceğiz. Geçen yıl yapılan operasyonlarda terör örgütünün araziye sakladığı 166 ton gıda malzemesi ele geçirildi. Bu yıl bulunan malzeme miktarı 43 tona düştü. Bu da alınan önlemlerin sonuç verdiğini gösterdi. Değerli izleyenler, Suriye'nin Rakka kentinde halk terör örgütü PKK-PYD'yi protesto etti. Gösteride terör örgütünün sebepsiz yere hapsettiği çiftçilerin serbest bırakılması istendi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Rakka'da halka zulmetmeyi sürdürüyor. Bu kez örgütün taleplerini yerine getirmeyen çiftçiler hapsedildi. Mal ve mülklerine de el koyuldu. Çiftçilerin çektikleri bununla da sınırlı kalmadı. Hapsedilen çiftçilere işkence de yapıldı. Bunun üzerine Rakkalılar duruma tepki gösterdi, sokağa indi. Rakka'ya bağlı Hatunya ilçesi sakinleri, terör örgütünün hapsettiği çiftçilerin serbest bırakılması için eylem yaptı. Gösteriye onlarca çiftçi katıldı. Çiftçiler, el konulan mal ve mülklerin iade edilmesini, işkence yapanların da hesap vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'la görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gündeminde FETÖ'nün Benin ve Amerika'daki yapılanması vardı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti. Verilen desteği anlattı. Fethullahçı terör örgütünün arkasında kimler olduğuna işaret etti. FETÖ'nün ülkedeki bağlantılarının tasfiyesiyle ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum.
Benin'de Maarif Vakfı temsilcisinin geçtiğimiz ay göreve başladığını hatırlattı. FETÖ'yle mücadele edilmesinin önemini vurguladı. Benin'i FETÖ konusunda uyardı. FETÖ malum bu örgüt bir virüs. Her ülkeye, her yere, her türlü kıla girerek sızıyor, giriyor. Ve aynı şekilde tabii Benin'e de bunlar girmiş vaziyetteler. Türkiye gibi bir ülkede askerimize sızmışsa, polisimize sızmışsa, yargıya sızmışsa, devletin bütün kademelerine sızmışsa, Benin'de de bunlar aynı taktikle, aynı şekilde buralara sızarlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'ye verdiği desteği de anlattı. Charter school'lardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl aradan sonra Beştepe'de Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u ağırladı. Önce iki lider baş başa görüştü. Daha sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. Gündemde FETÖ'yle mücadelenin yanı sıra ekonomik ilişkiler de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de ticaret hacminin 115 milyon dolar olduğunu söyledi. Nüfus hacmine baktığımızda 81 milyon Türkiye, yaklaşık 11 milyon da Benin nüfusu var. 92 milyonluk böyle bir nüfus potansiyeli, istiyoruz ki bu ticaret hacmini çok daha iyi bir konuma taşıyalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiçi terör örgütü YPG PKK'dan temizleme faaliyetleri çerçevesinde 41. devriyesini tamamladı. Türk ve Amerikan askerleri Fırat Kalkanı bölgesiyle Münbiç arasında devriyedeydi. İki ülkenin askeri unsurları 41. kez koordineli bağımsız devriye faaliyetinde bulundu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü YPG PKK'nın Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi konusunda anlaşmıştı. İlk devriye görevi 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Eski Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Karanfil, 2015 yılından itibaren Iğdır Vali Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Son kararnameyle Ardahan Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atandı ancak Karanfil'in baylok kullandığı tespit edildi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Karanfil görevinden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör sanığı Brunson davasına ilişkin konuştu. Dosyaya bakan savcıda değişiklik yok dedi. Gül, boşanmış çiftlerin çocuklarının icra yoluyla alınmasının da son bulacağını söyledi. Çocukların aile mahkemesi yoluyla teslim edileceğini söyledi. Gündeminde terör sanığı Brunson'la ilgili dava vardı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dosyaya bakan savcıda değişiklik yok dedi. İddianame savcısının değiştiğini söyledi. Bunun rutin bir işlem olduğunu ifade etti. Gül, yargıda işlerin kişiler üzerinden değil, kurumlar üzerinden yürüdüğünü vurguladı. Mahkemelerimizde anayasanın gereği neyse ona göre yargılama yaparlar. Ve elbette bu süreçte bağımsız mahkemelerin, hakimlerimizin vereceği bir kararla yürüyen bir süreçtir. Ve herkese düşen de bu sürece, bu karara saygı duymaktır. Abdülhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptı bu açıklamaları. Boşanmış çiftlerin çocuklarını icra yoluyla görmesi döneminin son bulacağını söyledi. Çocuklar icra yoluyla değil, aile mahkemesi yoluyla teslim edilecek dedi. En azından biz bir mal gibi, hani bir eşyayı icradan alır gibi bir para ödeyerek alma usulüne son vereceğiz. Adalet Bakanı Gül, hedef süre uygulaması ile ilgili ayrıntıları da paylaştı. Hem savcılık soruşturma aşamasında, hem dava aşamasında, hukuk, ceza ve idari yargılama aşamasında tüm bunlarla ilgili bir hedef süreyi belirledik. Soruşturma aşamasında hedef sürenin kasten öldürme ve cinsel istismar için 120, yağmalama suçlarında 90 gün olduğunu söyledi. Kasten öldürme davaları için hedeflenen sürenin 390 gün olduğunu belirtti. Gündeminde FETÖ davaları da vardı. Şu anda 86 dosya devam ediyor. 203 dosyada karar verildi.
darbecilere yönelik. Akıncı gibi büyük davalar dışında darbe girişimi davalarının çoğunun bu yıl tamamlanacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracatçıya destek açıklaması geldi değerli izleyenler. Albayrak, ithal ara maddelerinin Türkiye'de üretilmesi için gerekli desteği vermeye hazırız dedi. İhracatı artırma ve cari açığı azaltma hedeflerine yönelik yatırımlara öncelik verilecek. Hükümetin ihracatçıya desteği sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'le ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımlar ele alındı. Albayrak, gerekli desteği vermeye hazırız dedi ve ekledi. İhracatçımızın özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Yeni ekonomi yaklaşımımızda, harcama ve yatırımlarımızda öncelikle 3 alanımızın birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak. Yatırımlar ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirilecek. Karşılık verenlere öncelik tanınacak. İhracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlarda masadaydı. Görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de Exim Bank oldu. Yeni dönemde özellikle Exim Bank çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacak. İhracatçıya verilen destek daha ileri taşınacak. Görüşmede ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirme ve %80'ini bankada tutma zorunluluğuna ilişkin düzenleme de değerlendirildi. Albayrak, TİM'in düzenlemeye ilişkin taleplerinin tebliğlerle karşılanabileceğini bildirdi. Almanya'dan Türkiye'ye bir destek açıklaması daha geldi değerli izleyenler. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk ekonomisinin iyi bir şekilde gelişmesi çıkarımıza dedi. Merkel, ülkedeki Türk nüfusu nedeniyle iki ülkenin özel bir bağla birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Alman RTL televizyonunun Merkel'le yaptığı bu akşam yayınlanacak röportajın bir bölümü basına yansıdı. Merkel röportajda Türk-Alman ilişkilerini değerlendirdi, Türkiye'ye destek mesajı verdi. Şansölye, Türk ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarını olduğunu belirtti. Türkiye'nin zayıflamasına yol açacak bir harekette bulunursak kendi çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız ifadesini kullandı. Merkel, Türkiye-Almanya ilişkileri içinde her zaman siyah ya da beyaz düşünemeyiz, gerçek bu yorumunu yaptı. Almanya'da 3 milyon Türk'ün yaşadığını hatırlatan Merkel, bu nedenle iki ülke arasında özel bir bağ olduğunu kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlanacağını söyledi. Sondaj çalışmalarının 1-2 ay içinde başlayacağını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Zonguldak temasları kapsamında Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis'i ziyaret etti. Gemi Karadeniz'de hidrokarbon, petrol, doğalgaz ve kömür rezervi araması yapıyor. Fatih Dönmez çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi aldı. Barbaros Hayrettin Paşa Türkiye Petrolleri'nin diğer gemisiyle yapılmaktaydı. Şimdi biliyorsunuz Barbaros Hayrettin Paşa nerede? Akdeniz'de aramalara devam ediyor. Oruç Reis onun kardeşi burada onun bırakmış olduğu işleri de tamamlayacak. Dönmez geminin yerli imkanlarla yapıldığına dikkat çekti. Milli gemimiz diyorum çünkü bu Türkiye'deki milli tersanelerde yapıldı. Yaklaşık %90'ı yerli malzeme kullanmak suretiyle gerçekleşti. İçeride de personelimizin hemen hemen tamamı yerli personelimiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda da bilgi verdi. İlk sondajımız inşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Akdeniz'de olacak. Yine oraya hep birlikte gideceğiz ve ilk sondaj kuyumuzu başlatmış olacağız. O da yine millileştirdiğimiz bir gemi. Geçtiğimiz yıl satın aldığımız bu gemiyle artık Karadeniz, Akdeniz'de o sondajları o gemiyle yapacağız.
Dünyanın otomotiv devlerinden biri olan Renault'dan Türkiye'ye güven açıklaması geldi değerli izleyenler. Grubun Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, Türkiye ekonomisine güvendiklerini söyledi. Türkiye'ye yeni projeler getirmeye devam edeceğiz, dedi. Yaklaşık 50 yıldır Türkiye'deler. 7000'den fazla kişiyi istihdam ediyorlar. Dünya otomotiv devlerinden Renault'dan bahsediyoruz. Türkiye'ye yönelik finansal savaş sürerken Renault Grup'tan önemli bir açıklama geldi. Grubun Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, yaşananları yakından izlediklerini ifade etti. Türkiye ekonomisine güvendiklerini söyledi. Ülkedeki varlığımızı ortağımız OYAK'la 27 yıl daha sürdürmek üzere 26 Haziran'da yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de Renault ile OYAK birlikteliğinin ülke ekonomisine de büyük katkı sağladığına değindi. Türkiye ekonomisine ve milletine hizmet etmenin gayretinde olan bir kurum olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve yatırımlarımıza, uluslararası işbirliğimize hız kesmeden devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kriz çığırtkanlarına tepki gösterdi. Türkiye'nin kaybettiği bir ortamda haksız kazanç peşine düşenler yurdu olmayan vatansızlardır, dedi. Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimler de vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalı dedi. Krizi fırsata dönüştürmeye çalışanlara sert sözlerle tepki gösterdi. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır. Hiç kimse yangından mal kaçırma düşkünlüğüne, karışıklıktan parsa toplama yanlışına ve siyasi rant arayışına tevessül etmemelidir. Türkiye'nin kaybettiği bir ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar, damgalı işbirlikçilerdir. Esasen yeri ve yurdu olmayan vatansızlardır. Bahçeli Partisi'nin MYK toplantısı sonrası yaptı bu açıklamaları. 1,5 saat süren toplantının gündeminde yerel seçim vardı. 31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı değil, Türkiye'nin geleceği belirlenecek, dedi. 31 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak için pusuya yatmış olan defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemelidir. Milli meselelerde aynı hizada buluşarak her engelin aşılacağı, her badirenin geçileceği, parlak ve huzurlu günlere Cumhur'un iradesiyle vasıl olunacağı asla hafızalardan çıkarılmamalıdır. Merkez Yönetim Kurulu'nda boş kalan genel başkan yardımcılık koltuklarına yeni görevlendirmeler yapıldı. İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilirken Kadir Şekerci genel sekreter yardımcısı oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim hazırlıkları başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü MYK toplantısında kurmaylarıyla yol haritasını değerlendirecek, il ve ilçelerde yapılan analizler masaya yatırılacak, CHP'de pazar günü yapılacak il başkanları ve gelecek hafta yapılacak parti meclisi toplantılarının gündeminde de yerel seçim çalışmaları olacak. 6-6,5 ayı planladık. Her ay ne yapacağımızın planlamalarını yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasını belirlemek için bir dizi toplantı yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak. 2014 yerel seçiminden itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimi, referandum, genel seçimler, bütün bu seçim sonuçlarını analiz ettik. Tabii bütün o seçim bölgelerinde oy geçişlerini hesapladık. Tüm bu analizler MYK'da değerlendirilecek. Pazar günü yapılacak il başkanları toplantısının gündemi de yerel seçim çalışmaları olacak. Gelecek hafta için planlanan parti meclisi toplantısında yerel seçim strateji belgesine son şekli verilecek. CHP 17 bölgede araştırma yapacak, seçmen eğilimleri tespit edilecek. İllerde yapılacak strateji toplantılarının ardından da aday belirleme süreci başlayacak. Yerel seçimlerde ittifak yapılmasının olumlu, olumsuz etkileri de CHP'nin gündeminde olacak. Bütün siyasi partilerin içinde olduğu bir ortak anlayışla ittifakı kuracağız. Adayın ön planda olduğu ve bölgesel sorunların
ve bölgesel çözümlerin üretildiği bir seçim. Bu anlamda biz ittifakı milletle birlikte yapacağız. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde çalışmalar daha detaylı yürütülecek. CHP Eylül ayının sonunda Bolu'da 3 gün sürecek kampa girecek. Kampta hazırlıklar son kez tüm detaylarıyla ele alınacak. Yerel seçim kampanya sürecinde izlenecek yol haritası tamamlanmış olacak. Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi duyurusu yayımlandı değerli izleyenler. Buna göre 41.631 kişi 6 Ekim'de silah altına alınacak. Bu arada bedelli askerlik için başvuranların sayısı 500 bine yaklaştı. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bine aştı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ikinci celp dönemi duyurusunu yayımladı. Buna göre 41.631 kişi 6 Ekim'de silah altına alınacak. Yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri E-Devlet üzerinden açıklandı. Cep telefonlarına da bilgilendirme mesajları gönderildi. Adayların başvuruya ilişkin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları gerekiyor. İşlemlerin bu tarihlere kadar tamamlamayanlar hakkını kaybedecek. Birinci celp döneminde yani 15 Eylül'de askere gidecekler 28 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler 27 Eylül tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerliğe başvuru sayısını da paylaştı. 6 Eylül'e kadar bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 474.955 oldu. 2014 yılındaki bedelli askerlik uygulamasından 203.824 kişi faydalanmıştı. Böylece başvuru sayısı bir önceki bedelli uygulamasından yararlananların iki katının üzerine çıktı. 15 bin liralık ücreti yatırıp başvurusunu tamamlayanların sayısı ise 125.344 olarak açıklandı. Başvurular 3 Kasım tarihine kadar alınmaya devam edecek. İstanbul'da özel bir helikopter denize düştü. Bostancı sahili açıklarında meydana gelen kazada helikopterin sahibi olan iş adamı Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti. Pilot İsmet Özgür yaralı olarak kurtarıldı. Gördüğümüz gibi sahil güvenlik botu, kıyı emniyet, deniz polisi arama tarama yapıyor. Şu anda tabii fazla yaklaşamıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Denize çakıldı. Parçaları suya daldı. Helikopterdeki kişi iş adamı Halil Ünver'di. Denizden yaralı olarak çıkarıldı. Ancak hastanede kurtarılamadı. Hastamızı saat 18.50 sularında yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, canlandırma çabalarına rağmen ne yazık ki kaybettik. Allah'tan merhuma rahmet diliyoruz. Pilot yaralı olarak kurtuldu. Kaza İstanbul Bostancı açıklarında meydana geldi. Kartal'dan kalkan helikopter Sefaköy'e gidiyordu. Pilot İsmet Özgür'ün kullandığı helikopter iş adamı Halil Ünver'e aitti. İş adamı da kaza sırasında helikopterdeydi. Bostancı açıklarında henüz bilinmeyen bir sebeple helikopter denize çakıldı. Ya bir yerleri arayalım. Helikopter düştü. Suya çarpmanın etkisiyle helikopter parçalandı. Özgür ve Ünver o parçalara tutunarak kurtarılmayı bekledi. Olayı görenler hemen yetkililere haber verdi. Yardıma ilk koşanlar çevredeki balıkçılar oldu. Daha sonra botlarla yaralılara ulaşıldı. O anlarda denizde can pazarı yaşandı. Düştü, aldık onları. Başka yaraları aldık. Yaraları aldık ve ambulansa götürdük. İki kişi atlayıp diğerlerini kurtarmış. İki yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. Kendisi de Türkiye'nin ilk lisanslı pilotu olan Halil Ünver'in bilinci kapalıydı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pilotun durumu ise iyi. Kaza kırım ekipleri, helikopterler, sahil güvenlik ekipleri ve polis şu anda sahilde incelemelerini sürdürüyorlar.
Helikopterin enkazının denizden çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Helikopterin düştüğü yer işte burası. Çalışmalar devam ediyor. Deniz zabıtasına ait dalgıçlar düşen helikopterin büyük bir parçasını sabitleme işlemi yapıyor. Bu işlemden sonra da bu parça yukarı çıkarılacak. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı. Türkiye'nin ilk özgün helikopteri T-625 beklenen uçuşunu gerçekleştirdi değerli izleyenler. O özel anların görüntüleri Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Genel maksat helikopteri olarak hizmet verecek T-625'in seri üretimine 2021 yılında geçilmesi hedefleniyor. Öyle de oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Haziran ayında verilen söz tutuldu. Türkiye'nin ilk özgün helikopteri T-625 6 Eylül sabahı havalandı. Yapımı için çalışmalara 2013 yılında başlandı. 1 Eylül 2018'de ilk defa gövde üstünde pervanesi çalıştı. Yalnızca bir hafta sonra tekerleri yerden kesildi. Bu özel an Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. T-625 bir genel maksat helikopteri. Özel taşıma, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. 12 yolcu kapasiteli olacak. Helikopterin aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı, transmisyon gibi sistemlerinin tamamı Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin imzasını taşıyor. Helikopterin seri üretimine 2021 yılında başlanması hedefleniyor. Envantere girdiğinde en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek. Türkiye'nin havacılık sanayindeki başarıları sadece T-625 ile sınırlı değil. Yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin de önemli parçaları Türk savunma sanayi firmalarınca üretiliyor. Aralarında TAİ, Aselsan, Havelsan gibi dev Türk firmalarının yer aldığı 7 Türk şirketi uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor. Diyarbakır'ın tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri Ankara'ya taşındı. Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinliğin açılışına Meclis Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım, Diyarbakır artık terörle değil, sevgiyle, kardeşlikle anılıyor ifadelerini kullandı. Mumbar dolması, şiş ciğeri, 50 kiloyu bulan karpuzu ve birçok yöresel lezzet. Yöresel lezzetleri tadıyoruz teker teker. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır başkente taşındı. Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri ve el sanatları Ankaralıların beğenisine sunuldu. Benim eşim zaten Diyarbakırlı. Onun için biliyorum o lezzetleri. Diyarbakır Ergani salçası aldım. Elimizden geldiğince o yöreye ait şeyleri almak istiyorum. Ve iştah kabartan burma kadayıf. Diyarbakır'ın tescilli ürünü etkinliğin en dikkat çeken lezzetiydi. Burma kadayıfı denen bir şey var fıstıklı şu anda. Onunla tattım da bayağı çok güzel. Diyarbakır denilince akla gelen şeylerden biri de bakır. Etkinlikte tencereden sağına, çaydanlıktan cezveye kadar bakırdan yapılmış eşya bulabilmek mümkün. Erzincanlı olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım da etkinlikteydi. Kurdeleyi kesti, tavsiyede bulundu. Hayırlı olsun. Gidip görmeyen hala varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Güven içinde, keyifle gezeceğiniz bir Diyarbakır var artık. Diyarbakır terörle değil, Diyarbakır tarihle, kültürle, medeniyetle, sevgiyle, kardeşlikle anılan bir şehir haline geldi. Yıldırım standları tek tek gezdi. Şark köşesine oturdu, türkü dinledi. Diyarbakır Tanıtım Günleri 9 Eylül'e kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
Bu yıl yurt ücretlerine zam yapılmayacak. Bu açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, ekonomik baskılara karşı gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, dedi. Bu sene Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüze ait yurtlarda kalacak öğrencilerimize ait yurt ücretlerinde bir zam yapmayacağız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yurt öğrencilerine müjdeyi böyle verdi. Hazırlıklar tamam dedi. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüz ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni bir heyecanla gençlerimizi bekliyor. Öğrenci olarak giderlerimiz çok oluyor. Hocalarımızın verdiği kitaplar, defter, kitap, kalem alma falan derken bayağı giderimiz oluyor. Bizim için sevindirici bir haber olmuş, güzel olmuş. Sürekli zaten her yere para harcadığımız için yurtun ucuz olması daha güzel yani, daha güzel olur. Kasapoğlu kararın gerekçesine dikkat çekti. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık. Ve bunu da anlamlı bir duruş olarak görüyoruz ekonomik baskılara karşı. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmaz. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçmişti. Yurtlarda sürekli barınan öğrencilerden yaz aylarında yurt ücreti alınmaması sağlandı. Yurtlara başvurular da devam ediyor. Öğrenciler E-Devlet üzerinden 10 Eylül gece yarısına kadar başvurularını yapabilecek. Bu arada değerli izleyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi suya %17 indirim yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamasına göre indirimli tarife merkez ve Ankara'ya bağlı 25 ilçede geçerli olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar başkentte ulaşıma ve halk ekmeğe de zam yapılmayacak. Ankara'da su fiyatları düşüyor. Müjde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'dan geldi. Suya %17 indirim yapıyoruz. Bu önümüzdeki mecliste karar alacağız inşallah. Bu 17'sinde okulların açılmasıyla beraber 17'sinden itibaren %17 indirim yapıyoruz. Suda indirim olsun. Olmasını isterim. En çok kullandığımız su. Sağlık sudur. Her şey sudur. Hayat sudur. Doğru mu? Çok güzel. Vallahi tek arzumuz o. Çok iyi olur. Bundan iyi bir haber de olmaz yani. Hani böyle bir ucuzluk olması çok iyi. İnşallah böyle devam eder. Sudaki indirim konut ve sanayide, merkez ve diğer ilçelerdeki tüm aboneler için uygulanacak. Müjde yalnızca su fiyatlarıyla sınırlı değil. Yıl sonuna kadar halk ekmek ve ulaşımda da zam yapılmayacak. Kendi belediye otobüslerimizde ve metrolarımızda geçerli. Biz yıl sonuna kadar bir fiyat artışı yapmayacağız. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ekmeğe zam yapmıyoruz. Çok güzel. Ankaralılar için güzel, süper. Teşekkürler. Yaşlıların toplu taşıma için kullandığı serbest kart fiyatlarında da 35 liralık azalma olacak. Değerli izleyenler, Amerikan Başkanı Trump dünyaya tehditler savurmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nden Birleşmiş Milletler'e birçok örgütü, İran'dan Türkiye'ye birçok ülkeyi tehdit eden Trump'ın hedefinde bu kez Kanada vardı. Trump, ticaret müzakereleri işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz, dedi. Uluslararası örgütleri hedef aldı. Avrupa Birliği'ni ticari kısıtlamalarla, Birleşmiş Milletleri maddi yardımları kesmekle, NATO'yu çekilmekle tehdit etti. Yürüttüğü tehditler diplomasisiyle aralarında Türkiye, İran ve Çin'in bulunduğu çok sayıda ülkeyle ipler gerildi. Ama hiçbir şey Amerikan Başkanı Trump'ı tehditler savurmaktan alıkoymadı. Trump son olarak ticaret müzakereleri içinde olduğu Kanada'yı hedef aldı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada heyetleri arasında başlayan ticaret müzakerelerinin gergin geçtiğini belirtti. Ülkesinin Kanada ile anlaşma sağlanamaması durumunda zarar görmeyeceğini savundu.
Trump, eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için iyi olmaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında 24 yıl önce yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması'nı bir kez daha çok aptal bir anlaşma olarak niteleyen Trump, geçen yıl yeniden müzakereyi açtığı anlaşmanın yeni versiyonunun Kanada'yı kapsamayabileceğini açıklamıştı. Irak'ta protesto gösterilerinin merkezi konumundaki Basra'da şiddet devam ediyor. Bir grup gösterici devlet televizyonuyla bazı Şii parti binalarına ve valilik binasına ateşe verdi. Olaylarda 3 gösterici öldü, 14 kişi yaralandı. 8 gündür protesto gösterilerine sahne olan Basra'da bir grup gösterici devlet televizyonu, Bedir örgüt binası ve bazı Şii yanlısı partilerin binalarına ateşe verdi. Valilik binasında da 3. kez yangın çıktı. Basra'da önlem amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı ise iptal edildi. Irak Operasyonlar Komutanlığı kamu mal ve can güvenliğini sağlamak için halkı güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya çağırdı. 2 ay önce kamu hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle patlak veren gösterilerde 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti, 800 kişi de yaralandı. Brezilya'da seçim hazırlıkları sürerken aşırı sağcı devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro bıçaklandı. Bolsonaro'nun hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırgansa gözaltına alındı. Olay Juiz de Fora kentinde gerçekleşti. Brezilya Sosyal Demokrat Partisi'nin devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro seçim kampanyası sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Bolsonaro'nun hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis bıçaklı saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Brezilya'da 7 ve 28 Ekim tarihleri arasında yapılacak seçimlerin anketlerinde eski devlet başkanı Lula da Silva birinci sırada gösteriliyordu. Ancak geçtiğimiz cuma günü Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı kararla seçimlere girme şansını kaybetti. Silva'nın ardından seçim anketlerinde birinci sıraya yerleşen ve saldırıya uğrayan sağcı popülist Bolsonaro, ordudan emekli bir binbaşı. Japonya henüz Jebi tayfununun yarattığı yıkımın yaralarını saramadan bir de deprem şoku yaşadı. Ülkenin kuzeyinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Heyelanlara yol açan depremde 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayıp. Sel, fırtına ve tayfunla boğuşan Japonya'yı bu kez deprem vurdu. Hokkaido Yarımadası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bazı bölgelerde toprak kaymalarını tetikledi. Çok sayıda ev toprak altında kaldı. Depremde ölenler oldu. Yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Toprak altında kaldığı sanılan onlarca kişi ise kayıp. Deprem nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Arızaların giderilmesinin bir haftayı bulabileceği duyuruldu. Tren ve uçak seferleri de iptal edildi. Deprem sonrasında adadaki fabrikalarda da üretim güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Dünya genelinde uçakla seyahat eden yolcuların sayısı ilk kez 4 milyarı geçti. Açıklama Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden geldi. Yolcu sayısının geçen yıl %7,3 artarak 4 milyar 100 milyona ulaştığı bildirildi. Ulaşım için hava yolunu tercih edenlerin sayısı artıyor. Dünya genelinde uçakla yolculuk yapanların sayısı ilk kez 4 milyarı geçti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne göre küresel havayolu sektöründe yolcu sayısı geçen yıl 4 milyar 100 milyona ulaştı. En fazla yolcu Asya-Pasifik bölgesine taşındı. Yolcu talebi 1 milyar 500 milyon seviyesini yakaladı. Avrupa'da hava ulaşımına olan talep 1 milyar 100 milyona yükseldi. Yolcu talebinde Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da da artış görüldü. Geçen yıl kargo taşımacılığı da %9,9'luk artış gösterdi. Gün sonunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başında gelişmelerle biz yine burada olacağız. Hoşça kalın.